Kayıttayız. Bugün böyle mermer baksak ya böyle. Böyle bir şey dur. Görüntü doldu. Evet, bugün hiç konumuz yok. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Yahu normal zamandaki konuştuğumuz bile bugün hiç konumuz yok. Yani az önce işte Sami Sen'den konuştuğumuzdaki bile milattan önce Neandertal tayanlar. Öyle çıkmadı mı abi zaten? Balkon muhabbetidir. Bunun aslı balkon muhabbetidir. Bu arada. Orijinaldir. Şimdi önce hamama çektik mevzuyu. Evet, bugün sauna özel yayın. İstanbul 35 derece. Bizim ofis 74-75 o civarı. Bizim izleyicilerin çok sevmediği bir şey yapacağım. Önde yine böyle uzun açıklayarak bir bölüm gireceğim. Ve mümkün olduğunca da yine bulaşık ve karmaşık ve hızlı cümlelerle takip edilmez hale getirerek anlatmaya çalışacağım. Lütfen konuyu 0-5 hızla izleyiniz. Şu biz kimiz, ben kimim hikayesiyle alakalı bir farkındalık yaşadım geçen gün. Bunlar ama böyle adım adım geliyordu. Üzerine azıcık sohbet ettim. Gerçekten merak ettiğim şeyler de var. Yani senin tarafından konu nasıl görünüyor, nasıl algılanıyor diye. Biz kelimesini türetme, hani sosyolojik bir yerden bakalım, kendini güvende hissettiği, kültürel olarak denk bulduğu bir grupla bileşkeli hale gelme hali. Hmm. Ve biz kelimesi, tahmin ediyorum, insan kendini tanımladığı günden itibaren de vardır. Birilerine biz diyoruz. Yani. Şimdi kimlere biz dediğimiz, örnek olsun M.Ö. 10.000'den bu yana hep değişmiş kültürlerde. Kime biz? Yani biz kavramını nerede kullanıyoruz? Biz dediği zaman ne kastediyorsun? Ne kastediyorsun? Kimi kastediyorsun? Hangi gruba? Arkanda hangi? Sen kendini hangi grubun içinde görüyorsun? Bu şunlarla etkileşime giriyor bu arada. Kültürel denklik, anlama, anlaşılma daha entelektüel tarafı ama aslında fiziki tarafı kimlerle yemek yiyebiliyorum? Kimlerle evlenebiliyorum? Aslında biz kavramı hani böyle oluşuyor. Yani bir çıkar ilişkisiyle de ilintili. Belki en üst cümlesi de şu, kimlerle birlikte kendimi güvende hissediyorum. Evet. Fiziki dünyaya karşı, bilmem neye karşı falan. Şimdi bu kime biz dediğimizin hikayesi de hikayelerle oluşuyor. Yani belli hikaye grupları, belli fikirler oluşuyor. Bu fikirlerle beraber bizim biz kavramlarımız da değişiyor. Bu arada hani rica edelim gerçekten bu programı izlemeye başlayanlara. Şu anda herkes biz dediğinde kimi kastediyor bir aklından geçirsin. Yani kime biz diyorsunuz? Yani ailene mi diyorsun? Mesela Türk, Müslüman ya da işte ne bileyim şirket ya da işte sosyal topluluklar, örüntüler. Kime biz dediğimizi bir düşünerek başlayalım. Ben şöyle bir beni takip eden arkadaşlara ipucu vereyim. Geçen Mustafa sırf bu soruyla beni kilitledi yarım gün. Yani düşünmemişim üzerine gerçekten. Önemli bir soru bu. İşin sonuna vardığımızda o bizim nasıl oluştuğunu fark etmiş oluyoruz ya da nasıl ilerlediğini fark etmiş oluyoruz. Şimdi bu hikayelere baktığında eski dönemin içerisinde muhtemelen biz 150-200 kişilik küçük kavimlerimize, klanlarımıza biz diyorduk. Kavim ve klan aynı şey değil bu arada. Bunları karıştırmayayım. Ne diyelim onlara? Klandan, grup diyelim. Grup yani sosyal diyelim, köy diyelim. Tabii. Sosyal birim deniyor aslında. Yani bizim işte Dunbar sayısına göre 150'lik olan bizim en büyük sosyal birimimiz. Ama insanın yani avcı toplayıcı dönemde 40-50 kişi gibi. 40-50 kişi gruplar tabii. Yani 200'de değil aslında. 150 maksimumu yani maksimum. Çünkü onun ötesi idare edilmez oluyor. İşte problem çıkıyor. Bölünüyor ondan sonra. Tabii 40-50 oldu mu tabii bir aile gidip başka bir yerde başka bir şey yapıyor falan. Aşiret gibi. Biz dediğinde o dönemde muhtemelen kendi içine doğduğun aşireti ya da grubu ya da köyün yük kastediyorsundur. Evet. Sonra bu gruplar bir araya geliyor, büyüyorlar, kendi içlerinde örgütleniyorlar. Burada çoğunlukla coğrafi öğeler işe yarıyormuş gibi görünüyor ve bu bakış açısı mesela çok işe yarıyor. Bunların isimlerinin hepsi bu arada hep bir adama bağlanıyor. Mesela Çinli diye kullanıyoruz ya şimdi. Çin aslında adamın bir tanesinin ismi. Evet. Rus diye kullanıyoruz ya adamın bir tanesinin ismi. Muhtemelen Türk de öyle. Yani öz köküne baksak arka tarafta bir aile bir şeyi. İşte Osmanlı, Osman'a bağlı olan falan aynı hikaye. Bunlar kalabalıklaşıyor. Buna kavim diye tarif edebileceğimiz bir şey doğuyor. Çok uzunca bir yıllar mesela kavimleri kullanmışız. Hani biz dediğimizde kavimsel bağı kullanıyoruz. Yani ben Osmanlıyım, ben Rus'um, ben işte Germen muhtemelen onlar da öyle. İtalyanlar, Fransızlar da öyledir hikayede falan. Bir şey doğuyor arada. Din, kurumsal din formları doğuyor. Aslında ilki, hani bildiğimiz dünyayı etkileyecek orandaki ilki Hristiyanlık. Sonra da Müslümanlık aynı biçimde kurumsal din olarak doğuyor. Ve birdenbire mesela katmanlarda kavime biz demekten vazgeçip dinin getirdiği formüle biz diyoruz. Mesela Hristiyanlık bunu ekonomik olarak muhteşem kullanmış. Yani Hristiyan olarak kendi biz kavramı kullanırken Hristiyan diye tarif eden insanları aynı zamanda bir devlet gibi kullanmış. Yani dünyanın en büyük devleti Hristiyanlık olmuş bir dönemde. Altında Fransızı var, İtalyanı var, İngilizi varmış gibi görünüyor. Vatikan ondan var yani merkezi Vatikan zaten. Merkezi Vatikan ve geri kalan tüm aristokrasiyi yönetebilecek de güce sahip. Çünkü herkes kendini önce Hristiyan olarak tarif ediyor. Sonra İtalyan ya da Fransız olarak tarif ediyor. Bir dönem olmuş.
Sonra geliyor geliyor hikaye. Ben bunu hep çok böyle hayranlıkla, anladığım günden beri hayranlıkla bakıyorum. Yeni fikir hikayesi. Kavimle coğrafyayı birleştiriyor 1759 Fransız İhtilali. Milli unsura tekrar biz diyor. Dil birliği, işte kültürel birlik bilmem ne gibi şeydi ama buradaki sürpriz şu. Abi diyor ben şimdi burada toprak sınırı çizdim diyor. Bunun içindeki herkese biz diyeceğiz tamam mı diyor. Şimdi o döneme kadar yok. Yani mesela şey demiyorsun o döneme kadar. Ya ben Trabzon'daki adama niye hastane yaptırayım? Ya ben İstanbul'da yaşıyorum. İlk defa milliyetçilikle beraber buna başlıyorsun. Yani Trabzon'daki adama da hastane yaptırabilirim çünkü onunla beraber biziz. Ulus devletlerin çıkışı. Ulus devletlerin çıkışı, varoluşu. Orada da ona biz dedik. Sonra ulus devletlerin oturması 1900'lü yıllar gibi görünüyor. 1900'lü yıllardan sonra da ilk örnekleri ben 1930'larda 40'larda görüyorum medyada. Globalizm başlıyor. Biz kavramı gittikçe küçülmeye başlıyor tekrar. Hı hı. Hani o ulus devletten daha alt sosyal gruplara küçülmeye başlıyor. İşte politik hassasiyetlerden kaynaklı kadınlar kendine biz diyor. İşte erkek grupları kendine daha alt kırılımlarda sağcısı cemaat çıkıyor, solcusu çıkıyor. Çıkıyor, bilmem nesi çıkıyor. Daha alt gruplarda biz kavramı. En son görüyorum biz kavramı artık bene bağlanıyor. Biz diye bir şey yani hani Japonya'da, New York'ta çok kalabalıkların olduğu yerlerde biz kavramı küçülmüş, biz diye bir şeyi tarif edemiyor. Geçici biz birliktelikleri var ama hani biz diye coşkuyla içinde olacağı, bütün olarak hareket edeceği bir şey yok. Yani bu biz kavramının önemini mesela şöyle de fark ettim. Osmanlı'da polis yok. Polis yerine işleyen başka bir devlet süreci var. Çünkü Osmanlı bu biz kuralını öyle kullanıyor. Yani her mahalle kendi içinde biz. Bir cinayet işlendiğinde Osmanlı şöyle davranıyor. Cinayeti çözün, bana bildirin diyor. Tabii. Ya polis göndermiyor, bilmem ne yapıyor. Mahalle kendi içerisinde kendi biz kavramına göre, Yahudi ise Yahudi kurallarına göre, Hristiyan ise Hristiyan kurallarına göre tanımlıyor, tarif ediyor, yönlendiriyor ve Osmanlı ona göre cevap veriyor buradaki hikaye. Bu çok hayret verici de bir işleyiş. Çok, yani. Çok bileşenli bir şey de, tek çözüm aslına bakarsan. En makul çözüm. En makul çözüm. Özerk bırakmak yani. Ama şimdi onu alıp globalizmin içerisine getirdiğinde bunun adı mahalle baskısı oluyor artık. Aynen. Eskiden o işleyen ve çok işe yarayan kural global dünyaya, modern dünyaya getirdiğinde mahalle baskısı, yani mahallenin namusunu koruyan adam çok çirkin bir şey. O dönemde çok işlevsel bir şey. Tabii. Kuşkınlar, kabadayılar bizim anladığımız gibi değil. Değil. Asayiş memurları aslına bakarsan. Aynen öyle. Hani bu süreçten kendini mesul hissedip gönüllü davranan adam grupları. Tabii o da güç elde ediyor, ekonomi elde ediyor. Onun da başka bir kendi içerisindeki çıkar ilişkisi var. Şimdi bu izleyi fark ettiğinde biz kavramının ne işe yaradığından ben kavramına varma sürecinde ben kavramında bambaşka bir alan başlıyor ama burada. Hani buna psikolojiyle beraber bakarsak, sosyolojiyle bakarsak ben deyince birdenbire zihinsel yapımız bir tuhaflaşıyor yani. O bize ihtiyaç duyan zihinle beni kendi varlığını keşfeden, çünkü ben için çok yukarı seviyede bir entelektüelizm de gerekiyor. Daha iyi eğitim almış olma, yani ön lobunu denetleyebilme becerisi gerekiyor ben kavramının düzgün gelişmesi için. Eğer bu eğitimde böyle gerçekleşmemişse hala biz duygusuna çok yüksek yoğunluklu ihtiyaç olan insanla benlerin dünyasına bırakılmış, benlerin evreninden oluşan, aha burası karmaşık bölüm, benlerin evreninden şeyin çatışması hayatımızdaki yaşadığımız birçok problemi tanımlıyormuş gibi geliyor bana. Bu benim zavallı teorim. Ne diyor? Teori olmak için çok karışık. Çok ama yani böyle bir sürü doğru ama tanımlanması gereken, yani muhtemelen senin kendi içinde çok tutarlı ama benim için mesela muğlak olan yerleri var. Mesela ben kavramı benim şeyde İnsanın Fabrikaları 3. ciltte neredeyse tamamını ayırdığım bir konu. Mesela oradaki beni oluşturan bileşenler içerisinde bu, hani kitabı okumamış olanlar için ya da hayatta okumayacak olanlar için bir özet yapayım. Yani çünkü YouTube izleyicisiyle kitap okuyucusu arasında bir çatışma alanı düşük olduğunu fark ettim. Ya buraya başladım. İzin verirsen bir reklam gireyim ama. Ben 1. ve 2. cildi okudum ve aynı zamanda bunun üzerine de uzunca da sohbetlerimiz de oldu bölüm bölüm. Gerçekten hani bir bilim kitabıyla ilham verici bir kitap bileşir mi hikayesinde, yani gerçekten böyle hani bilimsel anlamda bir şey okuyup anlamanın ötesinde, bir şey fark etmenin ötesinde zihinsel olarak okuyup gerçekten seni çok heves ettiğin bir şey olduğunu biliyorum. Gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Yani, gayret o yönde. Evet. Yani ilham verici bir coşkusu, yani hani bir sonrasıyla alakalı hareket ettirici bir iç motivasyonu var. O yüzden ben tahmin ediyorum bu bir okuyun ısrarı gerektiren bir hikaye değil. Değil zaten mi? Bu arada satış rakamlarından da görüyorum hikayeyi. Evet, yani çok yani, güzel ilgi var. Yani, pandemi dönemine rağmen bayağı aynen çok öyle, satanlar arasındayız. Evet, belirgin bir şekilde ben şey olacağını düşünüyorum. Yani köşe kitaplardan bir tanesine dönüşüyormuş gibi i̇nşallah, görünüyor. Yani inşallah faydalı olur. Mesela orada da yani 3. ciltte de esas senin bu tarif ettiğin, sağ ol yani çok güzel bir şekilde tarif ettiğin kısım daha çok oldu gibi geliyor bana. O da insanın hani kendisi, ya yani ben dediği şey, biz dediği şey, aidiyetler, işte hatta korkular, endişeler, arzular hepsinin
aslında nasıl bir sanal kökten geldiğine dair yaptığım fikir egzersizlerini biraz toplamaya çalıştığım bir yer. Daha önce de konuştuk ama belki izlememiş olabilecekler için. Erken doğan bir bebek, insan bebeği çok erken, 2 sene erken doğuyor ve beyin gelişimi dışarıda devam ediyor. Bu sırada maruz kaldığı çevreyi adeta bir çamura, işte herhangi bir katı nesnenin iz bıraktığı gibi içselleştiriyor. Kendi üzerine işte bir damgalama dediğimiz bir yöntemle alıyor. Anne babanın davranışları, özellikle annenin davranışları, duyguları, inançları, rutinleri, otomatik tepkileri falan direkt çocuğa geçiyor. Şimdi bütün bu hikaye içerisinde bizi adına ben dediğimiz tanımla hayata başlatan şey aslında tamamen rastlantısal, o kendimizi ilk bulduğumuz ortam. Ama bunun içinde çok önemli bir şey var. Beni en çok şekillendiren şeylerden birisi aidiyetler. Yani bizlikler. Aha. Yani neyin içinde buldun kendini? Yani daha evvel de defaatle geçti. Ben belki YouTube yayınlarında en çok anlatmaya çalıştım ya da düşünce gündemimize sokmaya çalıştığım şeydir. Basit bir düşüncedir. Yani Müslüman bir aileye doğup, ah çok şükür Müslüman olduk, yazık dünyada geri kalanlara diyen bir insan, hemen Hristiyan bir ailede doğanın da aynı şeyi söyleyebileceğini düşünmelidir. Yani hepimiz doğduğumuz şeyin en tutarlı şey olduğuna inanırız. Çünkü onun içerisinde sorulmamış sorulara cevaplarla donatılmışızdır. Bir de kişisel hikayemiz o örüntülerle oluşmuştur. O hikaye üstüne oturur her şey. Yani bütün alt plan odur. Zira insanlar çoğu zaman bu temel inanç ve yargılarını kaybetmekten hani deprem kadar korkarlar. Çünkü zeminini çekiyor birisi ayağından. Çok ciddi problem olur. O bahsettiğin ben sanki bundan sonra benim promosyonunu yaptığım, keşke olsa dediğim, insanın bütün başlangıç değerlerini sorgulayarak hani kendi ezberlerini tarumar ede ede ulaştığı o inşa edilmiş benlik, ben dediğimiz sanıyorum öyle bir şeye işaret ediyor. O da kolay değil. Yani insanların ekseri, çoğunluğu bu başlangıç şartlarını biraz modifiye ederek yaşıyorlar. Yani öldürmüyorsa o ilk kabulleri. Mesela yani ismimizin işte bir başkası tarafından verilmesi gibi. Bu bizi çok rahatsız etmiyor. Yani hiçbirimiz lan niye bana annem babam isim verdi, ben kendim bulsaydım daha havalı olurdu falan diye düşünmüyoruz. Ama işin içerisinde işte mesela yani biz ve diğerleri algısı girdiğinde, o diğerleriyle ilişki biçimimizi o başlangıçtaki ezberlerimiz belirlediğinde ve bununla ilgili ciddi sorunlar yaşadığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne bak, işte Black Lives Matter diye bir slogan var, yani işte siyahilerin hayatları önemlidir. Bu kadar abuk bir şeyi hatırlatmak zorunda kaldığın bir dönemi inşa eden şey böyle bir takım ezberler. Beyaz Amerikalılar şu anda sorsan ırkçı değiller. Onu terk ettiler 70'lerden beri. Ama nörofizyolojik testler yap, iğrenç derecede ırkçılar. Çünkü arka planda öyle bir biz, onlar, öteki, düşman vesaire algısı var. Şimdi burada senin bana bu soruyu ilk bu ofiste, ayaküstü şurada dururken sorduğun andaki kitlenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey demiştin bana, sen biraz bir postmodern tanımlama yapıyorsun. Şimdi ben önce cevap veremedim. Sen biz diye neyi kastediyorsun diye sorduğunda, bir dakika lan dedim, yani öyle biz diyebileceğim rahat bir ortam yok ki. En kolay ne dedim? Açık beyin dedim mesela. Niye buradakilerle yemek yiyebiliyorum, buradakilerle takılabiliyorum, buradayken rahat ediyorum, buradayken gevşeyebiliyorum. Ama dışarıda hep bir teyakkuz hali, ayağa basmayayım, zülfiyare dokunmayayım, bilmem ne olmasın. Dolayısıyla orada daha bir yabancısın. Mesela bunun primer, bence birincil unsuru güven. Az önce geçti, buraya da notum, o yüzden aldım. Biz korku dolu bir canlıyız ya, yani zayıfız, çıplaz, hep anlatıyoruz ya, insanın fabrikalarının girizgah prelüdü bu. Böyle devamlı işte açsın, telaş halindesin, avcı mavcı. Devamlı güven arayan bir canlıyız ve bize en çok güven veren şey ne? Yani silahın, tankın, topun, tüfeğin, dünya kadar paran, bilmem ne, milyonlarca hektar arazin olsa güven hissedemiyorsun. Güven hissetmeni sağlayan bir tek şey var. Sen sorunları nasıl çözüyorsun? Zekanla. Senin gibi zeki bir türdaşın varsa ve onun seninle birlikte hareket edebileceğine inanıyorsan, daha da önemlisi. Bir alt kırılımında da şey oluyor, belki aynı şeyi söyleyecektim, özür dilerim. Yok, kültürel denklikler, anlaşabiliyor musun? O sonra, esas en primeri şu, ben zora düştüğümde benim zorluğumu gidermek için fedakarlık yapar mı? Eğer öyleyse ben de ona yaparım duygusu oluştuğu anda, yani karşılıklı fedakarlık, işte bu mesela biyolojide bu mutual altruism dediğimiz hani karşılıklı digerkamlık diye ifade edebileceğimiz, karşılıklı yardımlaşma hikayesinin temeli de bu oluşturuyor. Eğer böyle bir güven ortamı tesis etse bağlanıyorsun. Şimdi neticede bizim biz derken kullandığımız şey kendimizi güvende hissettiğimiz. Yani bu komünite, o biz dediğim şey kimse, benim için çeşitli düzeylerde fedakarlık yapabilecek bir komünite. Şimdi o soruyu düşünürken aydığım güncel ve acil sorunumuz şu gibi gözüküyor. Kimseye güvenmiyoruz abi. Güven bitti.
Yani peki orada şu olabilir mi? Çok özür dilerim. Aksine fazla güvendeyiz. Güvende olduğumuz için güvenme ihtiyacımız kalmadı. Aslında oraya gelecektim. Evet. Evet. Yani çünkü fabrika ayarları gereği çok endişeli olan bir canlı, yaşamsal bütün sorunları çözülmüş bir medeniyetin içine doğduğunda, hani diyorlar ki siz yokluk görmediniz çocuğum falan filan diye. Hakikaten yokluk görmeyen insan yokluğa ilişkin sınanmaları yaşamadığı için ona dair bir davranış geliştiremeyebiliyor. Mesela pandemiden sonrası, pandemi tüm korkuyu ve kaygıyı tekrar yükselttiği için herkesin daha büyük bir bizlere sarılmayla alakalı bir davranış olacak. Tabii. O yüzden mesela liderlikler işte daha keskin yönetim formları oluşacağıyla alakalı başlık bu yüzden konuşuluyor. Hepimizin bize ihtiyacı var. Bak buraya geldiğimiz dönemde zaten pandemi öncesinde daha evvel de bu program serisinde konuştuk. Otoriter yönetimlerin yükselmesi. Evet. Yani hep bir otoriter insanların ülkelerin başına geçmesi. İnsanların böyle daha kapalı, daha bizim için olsun dediği politikaları öncelemek istemesi. Onu talep etmesi. Ekonomik sıkışıklık, işte belirsizlik, küresel ısınma adına ne dersen de bir sürü sorunun ortak etkisiyle insanda tekrar bir güven sorunu ortaya çıkıp yeni biz tanımlamasına gitmesi gibi. Ama yani bunun tabii sosyopolitik içerimlerini otur saatlerce tartış. Hani ben onları analiz edebilecek verim yok. Yani dünyada o kadar veri takip. Ama ayarları biliyorsan, ayarlar açısından temelde çok anlaşılır bir şey var. Bizim nöropolitik dediğimiz şey zaten bu. O ayarlara göre insan nasıl davranıyor ve topluluk davranışına nasıl yansıyor? Mesela çok tuhaf bir şey olduğunu düşünüyorum bu dönemde. Çok belirgin bir sıçrama yaşadık. Biz de dahil olmak üzere bizden daha doğuya doğru gittiğimiz her alan içerisinde. Mesela herkes 3 adım daha batıcıl oldu. Batı zihnine doğru adım attı. Mesela hiç kimse bunun kendi kültürlerindeki bir henüz bilimsel olarak tanımlanmamış bir şeyle çözmeye çalışmadı. Herkes Batı'nın çözüm yöntemlerini, Batı'nın merkezi aldığı çözüm yöntemleri kendi yaşam pratiğinin içerisine aldı. Mesela biz kavramına biz daha fazla Batılı olmayı soktuk bu korku sürecinden sonra. Bu sadece totaliter rejimlerin arasına sıkışmayla ilgili bir şey de değil. Tabii. Yani kültürlerde enjeksiyonda kendimizi daha fazla Batı'ya enjekte ettik. Orada çünkü bir şu anda bilimsel mücadele bilmem ne falan bir şeyler daha çözüm var. Orada görünüyor yani. Skorlar ne kadar kötü gözükse de mesela geçen gün Brüksel'le yaptığımız bir toplantı yani Brüksel'in skorları gerçekten berbat. Yani hasta oranları falan yani Türkiye hakikaten yunmuş yıkanmış gibi Belçika'nın yanında. Yani bir sürü faktöre bağlıyorlar. Yani bunların arasında bir tanesi fiziksel bağışıklık olarak hakikaten bir zaman Oytun'un deyip de çok sopa yediği gibi böyle bir fark da olabilir gerçekten biyolojik olarak. Bilmiyoruz onu da. Ama öbür yandan başka bir dinamik var orada. Mesela toplumsal düzene insanlar çok kolay uyuyorlar. İşte bir şey diyorsun tak tak yapılıyor. Yani o rakamların falan çok yükselmesi bile bizi çok endişelendirmiyor. Öyle olmak istiyoruz. Yani şimdi mesela herkesin kınadığı şey ne? Ulan normalleşme dedik herkes sokakta halay çekiyor falan diye bozuk çalıyoruz. Bak burada mesela o biz sorusu beni hep buralara götürdü o gün. Hem de evet, tam normalleşme başındayız ya. Abi bu biz memleketin yaptığı hiçbir şeyi beğenmiyoruz mesela. Yıllardır böyle. Yani Doğu Demirkol diyor ya millet darbe yapıldı darbeyi bile beğenmedi anasını. Sabaha karşı yapılır darbe dediğin gece yarısı darbe mi olur falan diye. Yani böyle bir... Bunu bilmiyordum bu arada. Tabii Doğu Demirkol şey tek konuşması söylüyor. Yani hiçbir şey yani mesela işte ne Sağlık Bakanı diyorlar mesela çok başarılı tamam mı bu pandemi sürecinde. Ama diye bir başlıyor cümle. Ona giydir buna giydir. Yani biz kavramının darmadağın olduğu bir ülke olduğu belli. Bu zaten yüzyıllar evvel İbn Haldun'un asabiye diye tarif ettiği bir şey var. Asabiye diyor toplumları bir arada tutan değerler, hedefler, bilmem neler bütünü. Yani ortak hikaye. Ortak hikaye mesela Atatürk Türkiye'yi inşa ederken, dizayn ederken sadece işte Cumhuriyeti ilan etme falanla uğraşmadı. Bir de bir mitoloji yazdı aslında. Yani Muğ kıtalarıyla, onlarla, bunlarla, Göktürklerle niye uğraştı bu adam? Niye o kadar Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kurdu? Afet İnan'ı niye gönderdi? Kafatasları niye ölçüldü o dönem? Ne yapılıyordu yani? Bu millete bir hikaye yazman gerekiyor. Çünkü hikaye olmadan bir arada bu arada yeni bilgi öğrendim o süreçle alakalı. O dönemin en sonki bilimsel kurgusu Türkleri sarı ırkın altına koyuyormuş. Ve o dönemki bilimsel tarifte İşte beyaz ırk, ikinci derecede yetenekli olan sarı ırk. Yani sarı ırk daha düşük bir şey. O dönemin bilimsel sonucu. Tabii. Atatürk stratejik olarak sarı ırktan kendini ayırt edebilip Avrupa'da masa başında bilimsel olarak kendini ispatlamak için yaptığı bir çalışmaymış. Ağır manipülasyon yemiş gibi gözüküyor yalnız. Adamcağız da ne yapsın yani günün en yetkin ama o dönemin zihniyle düşüyor. Hani o dönem bilimsel olarak şey öderdi. Abi şey kitap söyleyeyim bir tane. Cumhuriyet ve Antropoloji diye bir kitap var. Zafer Toprak'ın yazdığı bir kitap. İnanılmaz bir kitap o. Yani o işte dil tarih coğrafyanın kuruluşunu anlatıyor. Mesela orada bütün endişe şu. Yani biz olabildiğince bilimsel ölçütlere uygun, tarafsız bir şekilde
bu Türk ırkı dediğimiz şey neyse, o zaman Türk ırkı hani İskambaşımıza bile girmiş. Bunun bir tanımını yapalım, sınıflandıralım ve şu aşağılık kompleksimizi yeni bir hikayeyle yeni bir restart yapalım. Bize yani, ihtiyacı var işte. Tabii sistemi reboot yapıyor. Yani anlatabildim mi? Evet. Fakat hikayede ağır manipülasyon var. Çünkü gelenler mesela işte pro-Nazi bir takım akademisyenler de var işin içinde. Frenologlar var mesela, sonradan hakikaten bilim dünyasının dalga konusu olmuş. Kafatasındaki biçimler üzerinden zihni özellikleri çıkarmaya çalışan bilimin uzmanları var. Çok iyi antropologlar, çok iyi işte tarihçiler falan filan da var ama yani böyle o zamanın biliminin kafa karışıklığı doğrudan bizim akademiye yansımış. Hatta ben buradan bir fikir de geliştirdim, onu da söyleyeyim. Yani bizim konunun biraz dışı ama bence önemli. Biz deyince ben akademisyenleri de anlıyorum ya. Akademisyenlerle ilgili bir şey, bizim akademinin kuruluşu o yüzden problemlidir. Yani bizim akademisyenliğin kuruluşu bir hipotezi desteklemek amacıyla başlıyor. İlk üniversite kuruluşumuz, yani şeyin Cumhuriyet'in başında Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ve bütün işi bir rejimi gerekçelendirmek. Şimdi böyle olunca hani bir ara 1960'larda, 90'larda rejimin bekçisi, üniversite, askeriye, yargı hep vardı ya, böyle bir gerilim Türkiye'de. O ayağı mesela bırakamadı bir türlü akademi. Mesela bizim tarihçiler bilimsel olarak aynı zamanda mecburen devletle tuhaf bir ilişkide olmak zorundadır. Onun aynı şekilde ben bunu şeyde yansımasını gördüm. Mesela rehberler, çevirmenler, turizmle ilgilenenler de tarihçi bağında aynı ekole bağlıdırlar. Bariz tabii. Cumhuriyetçidir. Tabii, hani bilimsel tabii. Sınırları onlarla tanımlıdır. Şey yani çünkü o üniformalılar, yani cübbeliler ve üniformalılar sistemi koruma açısından üç ayak oluşturuyorlar işte. Yani o üç ayak kendi asli görevleri olan bilgi üretme, vatanı savunma, işte adalet dağıtma görevlerinin dışında çok ağır bir yükle yüklüler. O da çoğunun yani bilimsel ya da felsefi olarak sorgulamaya bile zaman bulamadığı bir şeyi savunmak durumunda olmaları. Dolayısıyla bu kendi işte elitini, kendi bizini yaratıyor. Mesela Türkiye o bizden çok çekti. Hala da onun ardışık şoklarını çekiyoruz. Başka bizler şu anda şeyi devralmış, dümeni devralmış gözüküyor. Öbür bizler daha ezik duruyor falan filan. Şimdi bu bölünmüş bizlerin içerisinde sonuçta kaybettiğimiz şey ulus devlet hayali oldu. Darmadağın oldu. Yani ulus devlet şu anda net olarak çalışmıyor. Çünkü asabiyeler farklı. Mesela biz dediğinde ifade ettiğin şeyler farklı. Ve senin bana sorduğun soruda bu muhabbetin bugün buraya gelmesine kadar benim düşündüğüm şey benim bizim atomize olmuş vaziyette. Benim biz algım darmadağın olmuş. Ve şöyle yetiştirildiğim hali. Ben mesela kendimi doğduğumda bir kere bu ülkenin diğer bütün herkesi gibi düşünürken şu anda öyle düşünmüyorum. Yani tuhaf bir durum var. Biliyorsun YouTube'da orada burada herkesle bir şeyler tartışıyoruz. Kafamızın uyduğu kimse yok. Twitter'a şey yazmak zorunda kaldım. Yani kendi görüşüne yakın birisi arıyorsa muhtemelen ben değilim diye yazmak zorunda kaldım. Yani kendimi ancak rahat hissettiğim yer işte bu küçücük açık beyin dediğimiz ekip oldu. Mesela şu anda öyle. Başka bizler de tanımlıyoruz. Mesela metalciler. Ben metalciyim. Orada bir biz var ama çok gevşek bir biz. Yani herhangi bir aidiyet falan çok mümkün değil. Konserlerde bile artık canım sıkılıyor. Sadece dinlediğimiz müziğin ortaklaşa olduğu bir şey var. Ve onların hepsinden sıyrılıp yavaş yavaş daha küçük bir... işte o benle bu bizim buluşma noktasından aydınlanma çıkar mı? Benim derdim o. Benim umudum orada. Diyorsun ya bene bağlandı biz artık. İyice küçüldü. İyice fakat küçüldü benim ama, de sıkıntıları var. Şimdi burada ama yani bu bene bağlanmış olması çok siyasal bir stratejik davranışla yürüyormuş gibi evet. görünüyor. Yani çok globalizm. İstenen bir şey. İstenen ve aynı zamanda altyapısı hazırlanan bir şey. Tabii. Yani şöyle bir bene, biz kelimesinin bene bağlanmasının iki unsuru var. Biz dediğinde tüm dünyayı kastedeceksin ve böylece tek olacaksın yani. Birliğin iki hali hikayesi. Mesela tüm göktaşı hikayeleri, önümüzdeki yıl göktaşı düşecek dünyaya, global krizler şimdi yaşadığımız gibi bunların hepsi tüm dünyayı tek seferde düşünmene neden olan duygular. Biz dediğinde tüm dünyayı kapsıyorsun çünkü öğrendik ki harbiden hani metaforu böyle olsun. Çinli'nin bir tanesini çok hoş olmayan bir şey yediğinde aynı bizin içindeyiz. Yani onun hasarı bana da gelebiliyor demek ki. Ya da bu tüm dünyanın bir problemi, hep birlikte yaşadığımız bir problem bir şeyde tüm dünya hikayesi. Ama burada bir yandan da bu büyüklük, çünkü sınır büyüklük bu. Biz dediğimizde en büyük kastedebileceğimiz şey bu. Henüz uzayda başka bir canlıya rastlamadığımız için hani dünya üzerindeki. Bu da aynı zamanda sınırın bitip benim başladığı yere neden oluyor. Tüm dünya biz diyorsun, ben de kendinle alakalı tarif ettiğim bir alana giriyorsun. Şimdi bu kendinle ilgili tarif ettiğin alan bizi biraz gerçekten davranışla tercihlerde yeni bir modele doğru itiyormuş da gibi de görünüyor. Evet. Depresyonların ana kaynağının oluşma tipinde de var. Ya da mesela örgütlü davranayıp
totaliter sistemle karşılaştığında örgütlü artı refleksler gösterememe davranışı tabii, da var. Gücünün düşmesi. Evet. Şimdi ben bir tane yazarımızı referans vereceğim. Adını zikrettiğim anda bizim YouTube kanalında 5-10 kişi unfollow etmesi kesin mesela bizi. Aha, adı geçti diye. Alev Alatlı. Şimdi Alev Alatlı bundan 15-20 sene önce Türkiye'nin en kıymetli entelektüellerinden biriydi. Bugün aldığı siyasi pozisyon ve dili nedeniyle adı geçtiği anda insanların zıpladığı bir şey. Ama Alev Alatlı ne diyor? Alev Alatlı kaybolan benle ilgili bir şey söylüyor. Diyor ki ben çöplüğümü savunurum ne olursa olsun. Dışarıda diyor global güçler saldırıyor bize. Öyle bir algısı var. Katılırsın katılmasın ayrı konu. Söylediği şey yani ülkemin başında olan kim olursa olsun benim başımdadır. Benim insanım kim olursa olsun diğer topluluklardan daha önemlidir. Çünkü ben kendi çöplüğümden sorumluyum ve buranın çıkarlarını tutmak zorundayım. Şimdi bu eski ben. Yani bize okulda öğretilmeye çalışılan ben. Bizim bir arada hareket edebilmemizi sağlayacak olan ben ama anakronik kaldı birkaç sene içerisinde. Çok yani böyle darmadağın olduk ve bu çok net bir şekilde sosyal medyanın bence çok önemli etkisinin olduğu bir yer. Bizi bölük küçük bizlere ayırıp manipüle edilebilir bir hale getiriyor. Bir grubu bir şeyle uğraştır, öbür grubu bununla uğraştır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 1960'lardan itibaren uyguladığı taktiktir bu arada. Hani çok bilinen bir şey olduğu için. Yani siyahiler sorun mu çıkarıyor? Çıkar bir Michael Jackson, ver odunu, bas yatırımı, 3-5 tane bestseller albüm yap. Tabii Michael Jackson'da bir şey de olması lazım, bir yetenek. Bu arada sembolik olarak da Michael Jackson beyaz olmaya çalışan bir zenci. Tabii. Mesela yani bir grubu oradan götür ama evet. Bir kısmını Black Panther'lara bağla, bir kısmını başka bir şeye bağla. Yani hepsini asiler sürüsünün parçaları yaparak, farklı asiler sürüleri organize edip onların içerisine koyarak manipüle et ve yönet. Mesela Black Panther'lardaki siyahiler popçu ya da rapçi ya da hip hopçu siyahilere gıcıklar. Onları aşağı düzey görüyorlar. Yani aralarında da bir şey oluştur ki böyle bir problem yönetilebilir kalsın. Düşünsene bütün siyahilerin birleştiğini Amerika'da. Bittin yani. Afro-Amerikalı birliğini sağladığını düşün mesela şöyle. Amerika için ciddi sıkıntı. İnsan bunu hep yapıyor ama globalizm bunu çok güzel başarıyor. Şimdi bizi küçük bir şeyler ayırıyor. Benim mesela hatamı çok geç fark ettiğim konu evrim inanç tartışmalarında. Ben dinle ev çelişmez melişmez diyorum. İşte Dücani Hoca açtı biraz gözümüz. Benim din diye bahsetmek kimse din bin anlamıyor. Ya benim dinimin ne olduğunu kimse merak etmiyor. Kafalarında böyle muhayyel, çoğu kişinin içeriğini hiç düşünmediği bir din kavramı var. O da camide hoca ne diyorsa, Diyanet ne fetva veriyorsa ondan ibaret çoğu için. Tabii oradaki şeyi kastetmiyorum ben yani. Diyorum ki yani biraz daha incelikle araştırıp işte bakmak. O tarifleri yapamadığın anda hiçbir şekilde söylem birliği kuramıyorsun insanlar. Ama eskiden neydi? Müslümanım dedim iş biterdi abi. Ya da ateistim dedim iş biterdi. Aidiyetim belliydi. Şimdi öyle bir şey yok. Onun içinde bile işte Türkiye'deki İslam şeyine bak ekibine. Kur'ancısı var, hedehüdüsü var, işte hadis inkarcısı var, selefisi var, osu var, busu var. Hepsi birbiriyle dalaş halinde şu anda. Bu yani birleştirici bir hikaye olan dini bile nasıl güzel dağıtabileceğinin bir örneği. Globalizmin en iyi becerdiği işlerden bir tanesi gerçekten de. Ve ben kendi üzerimde etkilerini hep görüyorum. Ben bunu Ayasofya ile alakalı şimdi yeni gündem olduğu için oradaki hikayenin içerisinde fark ediyorum. Yani global etkiyi almış dünyada. Bu arada mesela globalizmi, şimdi herkes komplo teorileriyle bunu bir tür grup olarak düşünmeyi sever de ben bunu aslında bir tür dünyanın kendi iç işleyişindeki üretim yani hep her şeyden herkes sorumlu gibi geliyor bana. Globalizm varsa hepimizin aynı zamanda bir tercihi ya da ihtiyacıyla da alakalı. Global dünyanın etkisiyle yani dünyayı anlamaya çalışan bir adamın etkisiyle Ayasofya'ya baktığında işte verdiği duygu şey ya Türkiye'de böyle bir tarihi eserin olması muhteşem. Ya mümkünse orijinal yapısı neyse öyle kullanılsın ve bunu Türkiye'de olması çok güzel bir şey. Sana bana öyle geliyor. Ha yani bu yani çok güzel bir şey. Aynı zamanda çok güçlü ve sükseli de bir şey. Yani Hristiyanlık dünyasının başlangıç kilisesi bende. Ve hani Hristiyanların tümü buraya bana geliyorlar bununla alakalı. Bu böyle bir duygu. Ama bu bireye çok yakın ya da ben demeye çok yakın bir adamın düşüncesiyle alakalı. Ama biz kavramını mesela Müslüman diye kullanan adamlar için bambaşka bir anlama geliyor. Sadece Ayasofya. Müslüman değil. Özellikle bugün için İslamcı ya da Osmanlıcı diyelim. O, yani onun için evet doğru. Yani kavim zihniyle biz diyorsa başka, İslamiyetle alakalı bir şey diyorsa başka, Cumhuriyet'in getirdiği Türkiye'li zihni, biz Türk'üz diyen için başka, başka başka hikayelerden kaynaklı başka başka sonuçlara tekabül ediyor ve herkes için haklı oluyor. Herkesin bizine göre karar veriyor. Deniz Ülke Hoca ile işte yarın akşam konuşacaksınız aynı zamanda. Aynen. Merakla bekliyorum. Bu
seçilmiş travmalar ve seçilmiş zaferler meselesi. Bizi biz yapan şeyler bunlar. Ya büyük bizleri oluşturan şeyler. Sen Ayasofya'ya seçilmiş zaferin simgesi olarak baktığında ne oluyor? Aldık abi İstanbul'u. Ya aldık da bunun bir de emanet aldık modu var. Yani aldın da her şeyini har vurup harman savurmaya, mesela Ayasofya'yı yıkıp yeniden yapmak için almadın ya da onu dümdüz etmek için almadın. Bugün fiili olarak yaptığım şey aslında o, bakarsan. İstanbul'u dümdüz ediyoruz yani. Roma'ya bilmem nereye gittiğinde Avrupa şehirlerinde bizimkiler ay tarihi ne güzel korumuşlar. İşte senin buradaki olmadığı için hoşuna gidiyor. Normalde insan onu yapar. Hani biz kavramı sağlıklı olduğunda elindeki değeri de bize dahil edersin. Nereden gelirse gelsin. Bu toprakların çocuğu olarak İstanbul'u alan adam Fatih Sultan Mehmet kendisini açık ve net bir şekilde hem dili hem fiiliyatıyla bir Roma imparatoru olarak konumlandırmıştır fetihten sonra. Demiştir ki ben Roma'yı devraldım aga, aha da sana Sultanahmet, Roma mimarisiyle yapıyorum. Çünkü artık o da benim. Bizim içine katmıştır onu, anlatabiliyor muyum? Şimdi biz onu kaldıramıyoruz. Ve karşı tarafın nesini kaşıyoruz böyle yapınca? Seçilmiş travmasını. Diyor ki lan kaybettik İstanbul'u. Konstantinopol gitti. Gitti. Orada da sürekli birileri bunu ajite ediyor. Bu neyi sağlıyor? İşte dinç güç. Yani o eskimiş, pörsümüş büyük ben bizleri çatışma halinde tutup oradan fayda değiştirmeyi sağlıyor. Hala fayda üretebileceği bir alan. Ama biz ne istiyoruz? Böyle naif naif. Ayasofya herkes kardeş olsa, Hristiyan, Yahudi, Müslüman el ele geçse. Ama bu da romantik bakmak eğlenceli yani. Tabii işletmesini ateist yapsa mesela, değil mi? Mecusiler falan orada takılsa. Yani böyle bir dünya yok tabii henüz. Ama olabilir, bilmiyorum. Tuhaf olurdu gerçekten.